Çünkü ya burada lafı dolandırmak ve dağıtmak istemiyorum. Söylenebilecek çok fazla şey var ama tek bir esas önemi olan bir şey var. Onun etrafında konuşalım ve onun etrafında örülsün istediğim için oradan başlamak istiyorum. Filmin ismi biliyorsunuz Inception. Başlangıç diye çevirmişler. Tamam, başlangıç niye olmasın? Başlangıç oluyor, bir çeviri oluyor ama bu aslında bütün bu film mükemmel bir şekilde tasavvuftaki başka bir kelimeyle anlatılan bir şeyi anlatıyor. O da telkin denilen bir şey var tasavvufta. Bu daha önce duymuş olduğumuz var mı? Telkinin ne olduğunu. Telkin insanın manevi yolculuğa çıkışının başlangıcında bir ustayla, bir mürşitle karşılaştığı zaman ustasının ona ektiği tohuma deniyor. Yani o karşılaşma anında, an diyorum buna ama karşılaşma halinde diyeceğim. Ustayla yolculuğa çıkacak olan yolcunun ilk karşılaşma anında ustanın ektiği bir tohum. Buna telkin deniyor. Bu telkin neye dair bir telkin? İnsanın bu dünyaya aslında yapmak üzere geldiği bir yolculuk var. Her birimizin. Sadece manevi yolculuğa talip olan kişinin değil. Her birimizin eğer bu vücutta gelmişsek bu aleme aslında içinizde gizli olan bir tohum var. Çünkü biz buraya aslında bir vazifeyle geldik. Onun için yaradık. Aslında burada mürşidin yaptığı şey tohum ekmekten ziyade var olan tohumu aktive etmek diyebiliriz. Yani mürşid oraya kendisi gelip bir fikir koymuyor. O her birimizin içinde, bu insan olarak eğer dünyaya gelmişsek, her birimizin içinde zaten var olan bir tohumu aktive ediyor. Yani tohumu deliyor diyebiliriz ve oradan çıkması gerekenin çıkmasına vesile olacak. Ustanın vazifesi bu. Buna telkin deniyor. Ve bu film aslında mükemmel bir şekilde bu telkinin ne için, yani nasıl bir yolculuğa sebep olmasının beklendiğini bize gösteriyor. Yani manevi yolculukla sonuçta ulaşmak üzere burada olduğumuz yol, buraya gelişimizle çıkmak durumunda olduğumuz manevi yolculuğun nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Bunu da şöyle yine devam ettirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in insanlar uyurlar, ölünce uyanırlar diye bir sözü var, hadisi şerif var biliyorsunuz. Aynı zamanda ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinde duymuşsunuzdur.
bu ikisini bir yere getirdiğiniz zaman aslında bizim bu dünyaya geliş sebebimizi anlıyoruz. O da evet, belki biz işte her bir insan doğal ölümünü yaşadığı zaman bu dünyada içinde yaşadığı rüya aleminden uyanacak. Ve gerçekten nasıl bir hakikatle var olduğumuzu, yani yaratıcımızla bizim durumumuzun ne olduğunu o doğal ölümde zaten her birimiz göreceğiz. Ama ölmeden önce ölünüz dediği zaman Peygamber Efendimiz bir de şunun kapısını göstermiş oluyor. Biz o doğal ölüm olmadan önce de kendimiz seçerek manevi bir ölümümüzü gerçekleştirme diye bir şansımız var. İşte ustayla karşılaştığı zaman yolcu, eğer nasibinde varsa, çünkü bizim her birimizde bu tohum var olsa da bunun aktive olacak olması, eğer nasibimizde varsa ustayla karşılaşacaksak gerçekleşiyor. İşte o ustanın o tohumu aktive etmesi, bu inception dediğimiz, telkin dediğimiz olay. Bu durumda bu tohumdan çıkacak olan fikir nedir? Yani en basit şekilde bu telkin nedir? O da şu, gördüğümüz her şeyin bize aslında bir rüya olduğunu idrak etmemizi sağlıyor mürşid. Ve hakikatimize gitmek üzere bir yolculuğa çıkmamız gerektiğini fark ettiriyor, idrak ettiriyor. Bu andan itibaren insan doğal olacak olan, vuku bulacak ölümü ne zamansa o ana kadar işte bu yolculuğa çıkmak üzere hazır oluyor bu terkin yerleştirdiği zaman. Şimdi idrak etmiş olduğu şey ne dedik? Var olan her şeyin, etrafımızda şu anda cereyan eden her şeyin bir rüya olduğu gerçeği dedik. Ve bizim vazifemiz ne ve nasıl bir yolculuk, yani nasıl bir yöntemle gerçekleştireceğiz bu yolculuğu. İşte mürşit aynı zamanda bir rehber olduğu için bu yolculukta da bize eşlik ediyor. Belki hani bu filmde cismani olarak görmediğimiz bir varlık o mürşit ama o tohumun aktive edilmesiyle o mürşit de bizim içimizde uyanmış oluyor. Dolayısıyla biz o yolculuğu sezgisel olarak gerçekleştirebilecek hale gelmiş oluyoruz o tohum aktive edildiği zaman. Bunu şöyle de anlatabiliriz. O tohum aktive edilinceye kadar biz yaşamakta olduğumuz, gerçeklik zannettiğimiz şeyin bir rüya olduğunu idrak edinceye kadar cüz'i aklımızda bunun bir gerçeklik olduğunu ve var olan her şeyin bu olduğunu zannediyorduk. Ve işte maddesel duyularımız ve zihnimizle içinde var olduğumuz bir şeydi bu. İşte bu andan itibaren mürşidin aktive ettiği tohum sayesinde o cüz'i akıl külli akılla bağlantıya geçiyor. Ve o külli akıla artık bağlanacağı için o rüya boyutlarının içinde dolaşabilir ve kaynağına doğru, yani yaratıcısına doğru ilerleyebilir hale geliyor. Buraya kadar karışık olan bir şey var mı? İşte bu yolculuğun nasıl bir yolculuk olduğu da bu filmde mükemmel bir şekilde anlatılıyor. Şöyle ki oradan devam edelim. Birincisi bu rüya içinde rüya olan bir gerçeklik. Şu an. İkincisi bu ortak gördüğümüz bir rüya. Yani biz her birimiz şu anda bu rüyayı aynen bu filmdeki gibi ortak olarak görmekteyiz. Ve bu bütün, yani bu sonsuz rüya boyutlarının iç içe var olan bu sonsuz rüya boyutlarının hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve bunun bütün her, yani külli, yani bütün bu rüya boyutlarının mimarı da tek. Zira hani diyor ya filmde bir o rüya mimarı olan Ariadne diyor ki hani diyor rüyada hissederiz ya bazen diyor sanki rüyayı yaşamaktayken aynı zamanda yaratıyormuşuz gibi hissederiz diyor. İşte bu rüyayı gören ve aynı zamanda yaratmakta olan da aslında tek bir zat var. O da Allah-u Teala.
Şimdi bize anlatıldığı üzere, Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere, Peygamber Efendimiz'in de anlattığı üzere, biz her birimiz insanlar, bu ilahi zatın, yaratıcının kendi ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle, kendi ruhumdan üfledim dediği nefalarız. Dolayısıyla biz aslında bu yaratıcının her birimiz içimizde bunu taşımaktayız, bu rüya göreni. Her birimiz aynı rüya görücüyü taşıyoruz içimizde. Ama her birimiz farklı perdelerle örtülü olduğumuz için ve bu perdeler de eğer nasip edilirse açılmakta olduğu için gördüğümüz, içinde yaşadığımız rüya boyutu da değişmekte. Ve biz ancak kendi gözümüzdeki perdenin inceliği oranında o esas rüya görene yaklaşmış durumdayız. Eğer ona çok uzaksa zaten rüya gördüğümüzün farkında değiliz. Eğer bir nebze yakınlaşma yolculuğuna çıkma adayı olmuşsa işte bunun rüya olduğunu fark ettik. Olan her şeyin. Bu andan itibaren yolculuğumuz başlayacağına göre aynı bu filmde gösterildiği gibi biz o boyutların içinden geçe yani rüya içinden başka bir rüyaya, rüya içinden başka bir rüyaya, rüya içinden başka bir rüyaya sürekli bir yolculuk nihayetinde esas rüya görene doğru yaklaşmaya çalışıyoruz. Bütün şeyimiz bu. Varlık sebebimiz bu. Arzumuz da bu. Yani bütün buradaki bu rüya alemindeki çırpınışlarımız, arayışlarımız, sevgilerimiz, nefretlerimiz, ümitsizliklerimiz, çırpınışlarımız hepsi o esas varlık sebebimiz, yani o esas rüya görücüye doğru yaklaşma çabamızın aslında bize verdiği şeyler, bütün bu duygular. Dolayısıyla bizim burada elimize bu ilahi nefa dolayısıyla verilmiş olan pek çok meleke var. Bunlara da melek deniyor zaten. Bu melekeler yoluyla biz tam olarak nasıl yaptığımızı anlayamasak da, akıl bunu yöntem olarak kavrayamasa da o nefa sayesinde bizi çeken yaratıcının çağrısı sayesinde ve o cüzdi akılın külli akla bağlanması ve giderek kendi rüya görücüye doğru yaklaşması sayesinde bu yolculuğu gerçekleştirebiliyoruz. Ve dikkat ederseniz bu yolculuk, yani bizim gerçekliğimizi yaşayışımız aynı aslında rüya aleminde, yani her gece gördüğümüz rüyalar bazen biliyorsunuz bize çok ipucu verir. Aslında gerçekliğin nasıl bir şey olduğu konusunda rüyalar bize çok daha fazla ipucu veriyor. Şu etrafımızda varsaydığımız katı gerçeklikten çok daha aslında öğretici. Öyle ki biliyorsunuz rüyada mutlaka böyle bir kesinlikler yoktur. Bir yerden bir yere çok rahat geçeriz. İşte neden neyi yaptığımızı tam olarak bilmesek de bazı şeyler bizi çeker. Bazen bir şeye bakarız ve hiç konuşmadan o rüyadaki insanla çok rahat anlaşırız ve birbirimizi anlarız. Sadece görerek anlaşırız. Bir yatak odasındayken bir anda bir dağ tepesinde buluruz kendimizi. Bu hiç acayip bir şey değildir. Aynı bu şeydeki gibi, filmdeki gibi. Aslında biz farkında olmadan bu çok düzenli bir gerçeklikmiş gibi yaşadığımız hayatta da aslında öyle yaşıyoruz. Çünkü bizim yani içsel boyutumuz, yani batıni boyutumuz aynı rüya halindeki gibi işliyor burada da. Yani bu bir arkadaşınızla konuşurken bir anda aklınız çocukluğunuza gider. Ondan sonra bir anda bambaşka hiç tanımadığınız bir yerde bulursunuz o hayal gücünüzü. Sonra bir yerden nasıl olduğunu anlamadığınız bir bilgi gelir size. Ondan sonra hiç mantıklı bir sebebi olmamasına rağmen içinizden şuraya git diye bir ses gelir. Ve siz oraya gidersiniz ve orada bir şey bulursunuz. Bunlar bizim sadece rüyada değil, gerçek hayatta yaşadığımız olaylardır. Ama biz bunları hep sanki tesadüf oldu, her şey denk geldi, öyle oluverdi gibi. Böyle çok sanki belirli, düzenli bir realiteymiş gibi varsayarız. Çünkü aklımız öyle görmek ister. Aklımız düzene koymaya çalışıyor her şeyi. Oysa bu filmde birkaç kere ve çok önemli anlarda karşımıza çıkan bir cümle var. O da "Are you going to take a leap of faith?" diyor. Kaderine güvenmeye hazır mısın diyor. Ve bize aslında ilahi yaratıcımızın da sürekli söylemekte olduğu şey bu.
Yani bize aklımızla ve işte ve düzenli bir şeymiş gibi işte görüntüde her şeyin sanki çok mantıksal bir düzen içinde yürüdüğünü varsaymaya çalıştığımız gibi değil, her an bir kaderimize güvenip bir iman sıçrayışı yapmamız gerektiğini söylüyor aslında kalbimiz bize. Ve yani kalbi, bütün maksat burada aklı kalbe getirmek ve kalbi akleden kalp haline getirmek ve o şekilde yaşayabilmek olduğu için, çünkü başka türlü yol alamayacağız bu gerçeklikler içinde, gerçeklikler aleminde. O akleden kalp bize zaten o her an o iman sıçrayışını yapmamızı, kaderimize güvenmemizi söylüyor. Ve biz de ancak onu yaptıkça o yolculuğu devam ettirebiliyoruz. Çünkü şöyle bir şey de olabilir. Eğer insan bir ustayla karşılaşmışsa, bu telkini almışsa ama akıl bunu almayı reddederse, o zaman çok acıklı bir şey olabilir. O aklın kabul ettirmeye çalıştığı düzenle o iman sıçrayışını yapmak arasında arafta bulabiliriz kendimizi. O da çok acı verici bir deneyim olur. Çünkü aslında bir yolculuğa çıkmışızdır. O yolculuğu artık güvenip devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi bu filmdeki bu Cobb karakterinin durumuna gelmek istiyorum. Şimdi burada aslında bütün diğer karakterlerden farklı bir durumu varmış gibi görüyoruz bu Cobb isimli arkadaşımızı. Ama aslında hiç farklı değil. Her birimizin durumunu gene yansıtıyor. O da işte nedir? Bir Mal isminde bir kaybettiği bir eşi var. Bu kadın aslında her birimizin içimizde var olan, hayatımızda var olan neyi temsil ediyor diye soracağım. Nasıl bir yerden ses duyuyorum? Ne diyor? Nefsimizi temsil ediyor. Nefsimiz aynı bu karakterin yaptığı gibi bize iki türlü bir çağrı yapmakta. Yani dikkat etmişsinizdir filme. İki yüzü var malın. Bir, kendini öldür ve uyan rüyadan diyor. Bir de tam tersi yönde mesaj veren bir mal var. Bir o çıkıyor, bir o çıkıyor. Bu mal da diyor ki, sen diyor anladın diyor bunların hiçbirinin gerçek olmadığını, bütün bunların hiçbir gerçekliğe değeri olmadığını anladın. O zaman beni bırakma, benimle kal diyen bir mal var. Şimdi bu birisi nefsin rahmani yönü oluyor birincisi. Yani o iman sıçrayışını yap, kaderine güven, kendini öldür diyen mal. Rahmani yönü nefsimizin. Onun öyle bir o tarafa gitme ihtimali var. Ve o sesi dinledikçe, o iman sıçrayışını yapabildikçe kop devam ediyor, edebiliyor zaten. Bir de hayır benle kal, bana yapış, benimle ol diyen bir mal var. O da işte kopun hiçbir yere kımıldayamamasına, bir yerlerde hapis kalmasına sebep olan hal. İşte biz de o sürekli o içimizde o nefsin iki çağrısı arasında aslında seçim yapmak durumundayız. Yani esas yolculuğumuzu devam ettirecek olan şey o iman sıçrayışını yapıp kaderimize güvenmek. İşte o zaman aklın kısıtlaması olmadan o akleden kalbin çağrısına uyarak devam edebileceğiz. Ama diğer tarafa, diğer öbür mal çıkarsa, yani işte bunların hiçbirinin bir anlamı yok, benimle kal, eski geçmişinde kal diyeni dinlersek de hiçbir yere kapılamayacağız ve hapis kalacağız. Buraya kadar bir şey söylemek isteriniz var mı? Şöyle bir sorun var. Bu yolda başımıza gelen olayların bizim kaderimiz mi? Yoksa kurguladığımız, yani rüya aleminin içinde kurguladığımız bir rüya mı olduğunu nasıl idrak edeceğiz? Her ikisi de yani. Dersem, yani düşünelim, her ikisi de olabilir mi? İkisi arasında bir seçim yapmamız gerekiyor mu? İşte gerekmiyor o zaman, her ikisi de olunca. Hı. Yani şöyle düşünebilirsek mesela,
Şimdi aslında yani bunu şey düşünüp de kurmamız gerekmiyor. Çünkü aslında tasavvufi kitaplar bunu böyle anlatıyor. Mesela İbn Arabi Hazretleri'nin bütün kitapları bunu böyle anlatıyor. O diyor ki yani bunu yani o kitapları ne olur yani okuyalım. Aynı bütün bu konuştuğumuz şeyleri inanılmaz bir mükemmellikle anlatıyor. Öyle ki zaten yaşanmakta olan her türlü boyutun rüya olduğunu söylüyor. Rüya diyebiliriz, illüzyon diyebiliriz, hayal diyebiliriz. O buna hayal kelimesini kullanıyor. Yani ilahi mutlak yaratıcı, yani sadece kendisinin kendisini bildiği, bizim hiçbir zaman ulaşamayacağımız boyutta olmayan her şey bir hayal alemi oluyor. Bütün yaratılış bir hayal alemi oluyor. Yani herhangi bir birliğin ikiliye dönüşmesi ve yani o ahadiyet dediğimiz sadece kendini bilen ve bizim girişimizin çok ötesinde olan boyuttan açıldığı anda varoluş, yaratılış, hayal alemi oluyor. Dolayısıyla her şey yani rüyada diyebiliriz, hayal de diyebiliriz. Onun dışında kalan bir şey yok. Yani nasıl birliği birlik diye zikrettiğimiz zaman aslında bir ikilik yaratmış oluyoruz. Tabii ki. Aynen. Yani herhangi bir dil, akıl, idrak etme girdiği anda zaten birlikten uzaklaşmış olduğumuz için. Bu durumda yine kader sorusu o zaman kendinden cevap toplanmış oluyor zaten. İdrak edemeyiz ama yani paradoks olarak düşündüğümüz zaman sezgisel olarak kavrayabiliyoruz o zaman. Şöyle anlamaya çalışalım. Her birimizin içinde yaratıcının ilahi nefası olduğu için o nefa sebebiyle seçim hakkım diye demeyelim de ona seçim yapma sorumluluğu diyelim. Anlatabiliyor muyum biraz? Yani bizim seçim yapma sorumluluğumuz hakikati idrak etme, acziyetimizi kabul edip gerçek yani hakikatin yaratıcısına ve kendisine hakka yönelme yönünde bir seçimimiz var. Ama bu seçimimiz ezelden belirli mi değil mi diye sorarsanız belirli olması bizim seçim yapıyor oluşumuzu engellemiyor. Çünkü biz nefayız. Nefanın melekeleri kişiye göre değişiyor. Tabii. Ve o melekelere göre bizim seçim yapabilme ya da yapamama gibi bir durumu söz konusu. İşte uyanmışsa ancak yani o inception olmuşsa ancak ona uyanmış oluyoruz. Yani aksi halde seçim yapamayız zaten. Bilmiyoruz çünkü. Ya da yaptığımızı mı zannederiz? Ha o zaman işte bizim ya zaten o zaman uykuda olduğumuzu hiç fark etmediysek daha inception falan gibi bir şey olmamışsa çünkü biliyorsunuz hani telkin böyle bize dışarıdan inanmak istemediğimiz bir şeyin zorla inandırılması ikna edilmemiz gibi bir manası vardır. Buradaki telkin böyle bir şey değil. Telkinin yani aslındaki anlamı farklı. O yüzden telkin yerine mesela format atmak diyebiliriz. Yani bizim içimizde var olan bir tohumun aktive edilmesi diye özellikle vurguladığımız zaman belki de hani doğru anlamı. Fikir aşılama gibi. Şimdi aslında o değil demek istiyorum tam olarak.
dışarıdan bir fikir aşılamak değil. Biraz önce de dedik ya. Dışarıdan olmuyor aslında. O aşı tutabilir, tutmayabilir. Yine tohumun şeyini değiştirmiyor aşı. Şimdi şöyle aslında o yüzden aslında terkin doğru bir cümle. Neden derseniz insanlar öldüklerinde en son hoca kalıyor ve terkin veriyor orada. Ve uyanışların sebep oluyor. Tamam. Yani şöyle orada şunu sadece şey yaptık, netleştirelim istedik. Oradaki tohum zaten var. Yani bizim içimize dışarıdan bir tohum koymuyor. Sadece onun aktive olmasını var. Sağlıyor. Yani hakikat var. Bilgisi o tohumda bizde var. Dışarıdan koymadı bize fikri. Anlatabildim mi? Çünkü bu filmdeki anlatımı ile yanlış anlayabiliriz. Çünkü ne yaptı burada Cobb? Karısını dışarıdan bir fikir telkin etti. O yüzden işler sarpasardı. Ama orada niçin karısında işe yaramadı? Onu o zaman çok önemli bu an, burada onu konuşmamız, doğru anlayabilmemiz için. Şimdi özellikle iki kere tekrarlayarak, hikayeyi iki kere anlatıyor ki filmde yanlış anlamayalım diye. Şimdi nasıl anlatıyor? Bu kadının diyor, bir yerlerde derinde sakladığı bir bilgisi vardı diyor. Onu unutmuştu ve ona ulaşamıyordu. Dolayısıyla kapalı kaldı diyor. Ve bunun üzerine ben onu kurtarabilmek için ona bir fikir telkin etti diyor. O fikir de bu yaşadığın şey gerçek değil fikrini telkin ettim diyor. Ama bu durumda evet gerçekten dışarıdan bir kişinin yaptığı telkin olduğu için onu kurtaramadı kadını. Uyanışa sebep olamadı. O gerçekten içinde kasada saklı olan bilgi uyanmış olsaydı uyanabilecekti. Anlatabildim mi? Yani onu... Tamam. Tamam. Yani tohumdaki bilgi zaten var derken onu demek istiyoruz. İşte tam da burada işin sarpa sardığı yer dışarıdan fikir verildiği nokta. Şimdi ne oluyor? Aslında o kadar da güzel anlatmış ki sadece bu yaşadığımız şey gerçeklik değil demek yeterli değil. Yani bizim yaratıcımızın bilgisini idrak etmemiz gerekiyor ki o da tohumda var zaten ama onu ancak biz idrak edebileceğimiz için onu bize dışarıdan fikir olarak vermeyecek zaten. Bizim o içerideki bilgiyi açıyor. Yani bizim yaratıcımızı idrak etmemiz dışarıdan bize verilemez. O zaten var. Anlatabildim mi? Çok önemli. Yani oradaki kadının uyanamama sebebi bu. Bu bir de filmde çok sürekli aynı şarkının uyumayın, rüya görüyorsunuz bilgisini hatırlatmak için çalınan belli bir müzik sekansı var. Onu dikkat etmişsinizdir. İşte Edith Piaf'ın bir şarkısı çalıyor. Şimdi ona bakıp da niçin bu şarkıyı seçmişler diye açıkçası merak ettim. İşte internetten indirince sözlerini hiç tesadüf olmadığını, tabii bu filmde hiçbir şey tesadüf değil. Gördüğüm için şarkının sözlerini size buradan anlatmak istiyorum. Şöyle gidiyor şarkının sözleri. Şarkının adı Rien de Rien. Nothing of nothing. Yani hiçbir şeyin hiçbir şeyi. Hayır hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bana yapılmış olan iyi şeylerden de pişman değilim. Kötü şeylerden de pişman değilim. Bunların hepsi benim için aynı. Hepsinin bedeli ödendi. Hepsi süpürüldü. Hepsi unutuldu. Geçmişin benim için hiçbir önemi yok. Anılarımın üzerine bir kibrit çaktım. Bütün dertlerim, bütün hazlarım artık hiçbirine ihtiyacım yok. Geçmiş sevgilerimin hepsi süpürüp gitti. Bütün titreyişleriyle birlikte sonsuza kadar süpürüldüler ve şimdi tekrar sıfırdan başlıyorum. Çünkü hayatım ve bütün sevinçlerim şu anda seninle birlikte başlıyor. Diyor. Şimdi bu şarkıyla rüya gördüklerini hatırlatıyorlar kendilerine ve ana geliyorlar. Bizim zaten bütün uyanış çaremiz bu. Yani biz her an uykuda olduğumuzu hatırlayıp ana gelmek durumundayız
Ve aynen bu şarkıda söylenen şeyi kendimize tekrarlamak durumundayız. Zikir dediğimiz şey bu aslında. Yaratıcımızı hatırlamak. Seninle şu anda karşı karşıya olduğundan başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. O bilgiden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu durumda bana bir bilgi gerekmiyor ki. Var olan verili bir bilgi benim illüzyonumun bir parçası olacak yine, değil mi? Ben uyanmak istediğime göre ölmeden önce ölünüz dedikleri şey bu. Ben var olan bütün illüzyonumu yaratıcıma teslim ediyorum. Zaten bütün uyanış işlemi bundan ibaret. Yani ölmeden önce ölmek bir kere yapılıp tüketilecek bir şey değil. Sürekli her an olacak olan bir şey ve kafaya kurşun sıkma işlemi bu durumda o her ana geri dönüşümüzde tekrar yapılacak olan bir şey. Yani biz her an kafaya kurşun sıkmak için buradayız. Ya bunun da tasavvuftaki bunu tarif etmek için kullanılan zevk, yani şey, kelime hayat zevk etmek olarak tabir ediyorlar. Çünkü bu her an kafaya kurşun sıkarak yaratıcıya teslim ettiğimiz illüzyon aslında aşk hali yaratıyor, vecd hali yaratıyor. Eğer sürekli olabilirse o kişi uyanıklığa yaklaşmışsa. Yani kötü bir şey değil kafaya kurşun sıkarak. İnşallah o hale girebilmek için bütün arzumuz nasipse inşallah hepimize. Bu müzik parçasından şöyle devam etmek de durumundayım. Çünkü tasavvufta sema etmek diye bir kelime var biliyorsunuz. Sema etmenin manasına baktığımız zaman tasavvufta anlatılan manasına bütün ruhların aynı anda yaratılış anında elest bezminde yaratıcımızın her bir nefaya, her birimize ben sizin yaratıcınız, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sorusunu yönelttiği bir meclis var. Ve bütün ruhların aynı anda bu soruya evet cevabını verdikleri bir an bu. Ve sema aslında her ruhun içinde bu anıyı taşımakta olduğu ve o anıyı hatırladıkları hal oluyor sema. Karışık mı oldu? Yani elest bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna verdiğimiz evet cevabını hatırladıkça öyle bir vecd halini hatırlıyoruz ki o anda hissettiğimiz vecdi o hale sema deniyor. Yani bütün o mevlevilerin dönüşleri, insanların zikirde girdikleri hal, bizi çok etkileyen müziklerle içine girdiğimiz hal. Bunların hepsi sema olarak anlatılıyor. Bu filmde çalan şarkının hali, onun yapmaya çalıştığı şey. Biz her seferinde o sema halinde bu filmdeki bu müzik parçasını duyduğumuz andaki gibi hatırlıyoruz. Uyanmamız gerektiğini, uyanmak için burada olduğumuzu ve hakikaten hatırlıyorsak işte o vecd halinde sema deniyor. Çünkü o uyanış o anda kafaya kurşun sıkma diyorum. Ne olur affedin onu. O kadar şiddetli bir kelime kullanmak istemiyorum ama işte ölmeden önce ölmek. Sema dedi ve beş saatte bir kız sokmuştum bundan evvel. Efendimiz'in Hazreti Ebu Bekir arasında geçen hatta Sema'nın da kökeninin Hazreti Ebu Bekir'e dayandığı falan söylenir. Şöyle bir şey söylüyor Hazreti Ebu Bekir'e. Allah sana selam ediyor. Ben ondan razıyım. Sor bakalım Ebu Bekir de benden razı mı? Sorusu yöneltiyor. Hazreti Ebu Bekir o anda o beş saatiyle Sema'ya benzer bir şekilde dönmeye başlıyor mesela. Böyle bir şey var. İşte tabii aynen. Aynısı. Yani bunu nasıl bir uyanışsa. İşte yani o yaratıcıya yaklaşma ümidi, şevki, aşkı o anda öyle bir coşuyor ki artık onu dönerek başka şekilde cezbe hali dedikleri hal. O bilmiyorum Hindistan'daki Müslüman merkezine gittiniz mi hiç? Orada insanlar 24 saat hiç uyumadan müzik yapıyorlar. Ve hiç uykuları gelmeden yapıyorlar.
o müzik yapılan yere gittiğiniz zaman hiç uyuyasınız gelmiyor zaten. Orada insanın uykusu gelmiyor. Çünkü orada bir sema, herkes öyle bir toplu sema halinde ki hani dışarıdan ilk anda gelen birisinin bile kapılmamasına imkan yok. Çünkü her biriniz içinde var ya o duygu. Yani oraya girdiğiniz anda ben artık burada kalayım oluyorsunuz yani. Çok acayip bir duygu. Şükrü'yü aşağıya Ömer, lütfen Şükrü'yü buraya çıkamayacak şekilde bir yere kapatabilir misin? Benim yanımda kedi yemeği var da sürekli yanıma geliyor. Gerçekten mi? Yani. Haa, şimdi anlaşılıyor. Kedi nasıl çıkıyor? Onun belki de onun için ne yapsın? Bir de şey çok önemli, bu işte şarkının sözlerinde rastladık ya, hiçbir suçluluk yok diyor, geçmişimle ilgili hiçbir suçluluk yok diyor, bu çok önemli. Çünkü, bilmiyorum kendi hayatınızda yaşadınız mı, benim için çok önemli bir bilgi bu. Aslında bizi rüya aleminde kapalı, kısılıp kalmamıza yol açan şey, suçluluk duygusu. Çünkü bir şekilde bir şeye suçlu olduğumuza karar vermişiz ve o suçluluk duygusuyla ilerlemiyoruz. Yani özgürlüğümüzü istemez, işte aşkı, vecdi, arzuladığımız yere gitmeyi reddeder hale giriyoruz o suçluluk hali içinde. İşte buna levame nefs deniyor tasavvufta. Bu nereden kaynaklanıyor diye düşünürseniz, ya bu aslında çok acayip bir şey. Kendinize benlik veriyorsak, valiyet veriyorsak, yani ben yapıyorum, ben yaptım, hepsi benim suçumdu, yaptım, yapamadım diyorsak, tamam, ihtimal yok. Çünkü ben yaratıcımı görmüyorum o zaman, değil mi? Nasıl çıkabilirim? Suçluyum dediğim sürece, en ufak bir şey için dahi, ben yaptım diyorum, ben başkasını nasıl suçlayabilirim kendimi? Çıkamıyorum o zaman. İşte buradaki kol, karısını orada işte öldürdüm, işte şu insan içine onun orada kapalı kalmasına sebep olduğum şudur budur dedikçe bilmiyoruz kaç bin senedir orada dolaşıyor. Çünkü bir açık yani orası, onların hangi rüya boyutunda oldukları biliyorsunuz ki yine sonunda o hala dönmeye devam ediyor. Alet. Dolayısıyla rüyadalar ve nereden nereye geçtikleri, geçecekleri belli değil. Ama şunu da görüyoruz, o en azından o karısıyla olan meselesini halledebildi. Yani bundan sonra daha yolu açık. Yani bundan sonra uyanışına devam edilecek. O karısını bırakmaya artık ikna olduğu ve artık tamam seni bırakıyorum dediği noktada o artık tekamüle devam edebilecek noktaya geldi. Çok şükür suçluluk duygusu kalmadı orada. Bundan sonra devam etmek üzere bitiyor film. Bir de onun vefa duygusu da çok yolunu açtı. Dikkat ederseniz o şeyde karısının suçluluk duygusunu üstünden attıktan sonra işte çok uzun bir zaman o Japon Saito karakterinin ona olan sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yaptı ve orada kaldı onunla beraber ve nihayet onu da kurtarıp birlikte çıktı oradan. O da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz manevi yolculukta sadakat çok önemli. Tek başına olmak yok. Bunlar bir ekip halinde çalışıyorlar. Birbirlerine destek oldukları için, birbirlerini tamamladıkları için böyle bir yolculuk yapabiliyorlar. Böyle tek başına birinin sap gibi yaptığı bir yolculuk olmuyor. Burada aslında işte bir sorulardan bir tanesi benim belki çok ilkel bir soru bu anlamda ama mesela Budizm ve benzer felsefelerde aslında tek başına bir yolculuk gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor ama değil. Birincisi aslında bütün o öğretilerde de usta var. Mutlaka var. Yani bizim bugünkü dünyamızda yazılan kitaplar biraz yanıltıcı oluyor. Ama onlarda da var. Tekamül için mutlaka usta ile çıkıyorlar yola. Ve tabii ki o ustanın da mutlaka başka etrafındaki kişiler var ve birlikte yapılıyor ama her insanın yolculuğu kendi içinde tabii ki biricik. Yani, ama o biricik olması birlikte çıkılmasına engel olmuyor. Yani çünkü buradaki esas
Yani zaten olmasına imkan yok. Bu dizinde de asla olmuyor. Çünkü gerçekten işin derinine baktığınız zaman oradaki tekamül de bu dizinde bütün aktörlerin felsefelerinde de bütün tekamül yolculuklarında olmazsa olmaz şey kendini feda edip birliğe hizmet etmek. O kesin kabul. Onda hani bir şey yok zaten aslında filmde de hani vurularak ölerek hani tekrar doğması aslında hep o fikir ve yani aslında yanmak falan hep yani içten gelen o ateşin çıkması vesaire. Hani bütün hep benzerlikler zaten bütün dinlerde benzerlikler var. Bir tane din var çünkü. Yani, evet yani hani uygulamalarında diyelim veya nasıl ifade ediliyorsa. Ama sonuçta hani demek istediğim şey şu, orada bir yine tekil bir yine mücadele var, onu demek istiyorum. Hani ne kadar ortak hani ortak rüya görülüyor da olsa tekil bir mücadele var yani. Çünkü her kişinin gayreti kendi sorumluluğu. Yani ne kadar gayret nasipse o kadar tekamül olabiliyor. O kısım değişmiyor ama o gayreti başkalarına hizmet yolunda sarf etmiş oluyor. Yani birliğe hizmet yolunda hizmet etmiş oluyor. Bu arada hani sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa oradan da çok şey oldu. Bir solo konuşuyorum. Normalde öyle olmuyor. Unutmak istemediğim şeyler var. Araf meselesi çok önemli. Bir yerde şey oluyor biliyorsunuz. Bir yerde işte kendileri öldürdükleri zaman rüyadan uyanıyorlardı biliyorsunuz ama bir yere sakinleştirici ile bir rüyaya sakinleştirici etkisiyle girdikleri için bir anda öğreniyorlar ki rüyanın içinde o anda eğer kendini öldürürse ya da ölürse uyanmayacak. Tam tersi ne zaman olduğu belirsiz, sonsuzluk bile olabilecek kadar uzun bir süre arafta kalacağı söyleniyor. İşte bu da aynen aslında bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şey. Eğer biz hiçbir şekilde şuuru açılmadan o tohum hiç aktive olmadan geçersek doğal ölümden sonra öbür aleme bizim arafta olacağımızı söyleniyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Yani neyle karşılaşacağımızı, nereye gideceğimizi bilmeyince aynen bu filmde anlatıldığı gibi ne diyor? Bir sonsuzluk ve bir manasızlık boyutunda kapalı kalacaksın diyor. Yani hiçbir hayatiyetin kalmayana kadar. Yani çok korkunç. Gayretimiz olursa hani o gayret nispetle ne kadar artık nasibimizde yeter ki oraya doğru olsun, gayret olsun yani. O var. Unutmayalım. Şey çok önemli. Biliyorsunuz filmde şeyden bahsediliyor. Süreli 10 saatlik uykuya yatsalar dahi o 50 seneye, sonsuz seneye doğru gidebilecek. Nasıl olacak? Daha derin rüya katmanlarına doğru gittikçe süre uzuyor. Neden? Bunu düşündük mü? Yavaşlıyor. Tabii yani süre işte Kur'an-ı Kerim'de birebir şöyle deniyor. Ayet var. Yaratıcınızın yanında ki bir gün buradaki 1000 seneye denktir diyor. Şimdi buradan aslında ilk ucunu alabiliyoruz. Aynı şeyi anlatıyorlar. Yaratıcıya yaklaştıkça, ana yaklaştığımız için zaman kavramı ortadan kalkıyor. Evet, yani ne kadar uzaksak o kadar şey süreler önemsiz yani. Bizim için şu anda 50 sene gibi gelen şey orada göz açıp kapaması gibi diyebiliriz. Yani bunlar nispetle tabii ama rüya burada şey çok önemli. Onu anlamak yani bunlar... Ne kadar bize... derin uyursak, özür dilerim. Ne kadar derin uyursak. Yok yok. Yani şimdi şöyle, bizim tekamül yolculuğumuzda yaratıcıya ne kadar yaklaşmışsa insan, oradaki ana o kadar yaklaştığı için o kişi, biz mesela burada diyelim ki işte şöyle bir sayfayı çevirelim gibi görene kadar o insan orada neler neler yaşamış olabilir. Yani derin tekamülde çok ileri olan bir insan. Şeyler değişiyor. Zaman algısı. Zaman algısı değişiyor. Rüyayı görmedi mesela 20 saniye ya da 20 saniye ama bütün gece rüya görmüş gibi. Evet, aynı rüyayı görmüş. Yani. Aynı. Aynı şey. Ya da öyle.
Yani rüyalarınız hakkında düşündükçe aslında bize öbür tarafla ilgili çok fazla şey anlatıyor. Çünkü bize zaten bu kitaplarda da anlatılan şey bu. Ya ahiret şu anda var zaten. Yani ahiret öyle tamam yani o işte bedeni bıraktıktan sonra gidecek olan alem var ama o alem burada da var şu anda. Ayrı bir alem değil, sonrası değil yani. Sadece bizim şu görünürdeki realitemizin derinindeki katman aslında ahiret. Şu anda da var yani. Ve derin yani yaratıcıya yaklaştıkça rüyada ne bu filmlerine nasıl daha derinleştikçe daha yüzeydeki rüyada olup biteni gayet güzel görüyorlar, uzaktan kontrol edebiliyorlar ve işte yani şimdi şuradan şuraya atlayacağız, şuraya gideceğiz falan diyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Ne kadar derin bilinçteysek, tekamül ne kadar ileriyse bütün diğer boyutları çok rahat görebiliyoruz. Kuş bakışı görebiliyoruz. Yani bizi şu anda bu kadar rahat izleyebiliyorlar ki ama tabii çok önemsiz olabilir onlar için. Yani şu an yani saçma bir şey söyledim şu anda. Yani biz bir sürü şeyi biz sağa döndüm, sola döndüm, gözümü kapadım, açtım falan zannederken düşünün bu ne kadar komik bir şey aslında bizim bu seçimleri yapıyor falan olduğumuzu düşünmemiz. Damlası nokta ve onun yaydığı halkalar. Yani ne kadar o halkaları aşabilirsek damlanın yani damlaya doğru aşma. Evet, evet. O zaman yani yaklaşmış oluyoruz. Bütün arzumuz o yani. Canı reş bir şekilde o hani oraya doğru gitmeye çalışıyor aslında bütün ruhlar ama yani nefs de onun için yaratılmış. İkilik yaratmak ve o yolculuğu karmaşık kılmak için diyeceğim. Çünkü işte şey unutmamak lazım yani Rahmani de olabilir, nefsin çağrısı. Şeytani de olabilir. Şeytani olması demek yaratıcıdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Onu da mükemmel şekilde yapıyor. Çünkü şey o, yaratılış sebebi onu da Allah yarattı. Bizim onun işlevini anlayıp onunla birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü nefs olmadan bu tekamül yolculuğu yok. Başka türlü nasıl olabilir? Yani nefsi aşağılamak falan değil, onu anlayıp onunla, onun hükmüne girmeden bizim onu terbiye edebilmemiz, bizim onu kullanabilir, işlevine uygun şekilde, yaratılışına, yaratılış sebebine uygun şekilde kullanabilir hale gelmemiz lazım. Biz onun hizmetine girince çıkıyor bütün problem, o şeytani nefs haline geliyor. Çünkü sadece ikilik çıkaran bir varlık haline geliyoruz o zaman. Yani gerçekten uzaklaştıran, gerçekten saptıran ve tam gitmek istediğimizin tam tersi yönüne götüren hale dönüşüyoruz. Nefsin tahakkümüne girince. Kendimize varlık verince, yaratıcıyı görmeyince. Dönememek tarzı derinleşti. Rüyadaki rüyadan dönememek miydi o? Ben Arap sanmıştım. O da olabilir. Yani şimdi Araf, rüyalar arasında bir yerde sıkışıp kalmak, rüya boyutlarının arasında bir yerde sıkışıp kalmak, yaratıcıyı görme ihtimalinden uzak olmak o anda. O yüzden sonsuz gibi geliyor. Bir de eşit yaşlanmadılar Japon. Oradaki ayrım neydi? İşte o da biraz önce dediğiniz gibi onlar boyutlar arasında gezebildiği için o şimdi Arap'ta çok uzun bir zaman geçirdi Japon olan. Diğeri ne kadar bir zaman sonra onu gidip buldu. Yani katmanlar arasında geçtikten sonra ama dikkat ettiyseniz çok böyle hırpalanmış ve şey bir hali vardı. Onu buluncaya kadar çok zorluk çekti. Belki de onu ikna etmek için de çok zorluk çekmiş olabilir. Yani oraya hop diye gidip de onu alıp çıkmadı. Bayağı bir şey var orada. Bir de şey çok önemli geldi. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman biliyorsunuz ayetlerin surelerin hatırlarsanız her biri aynen bu rüya içindeki rüya katmanları gibi. Yani bir cümleden öbür cümleye geçerken aynı bir şekilde geçiyor. Yani önce bir rüyanın üst katmanı gibi bir yerden başlıyor.
Sonra ikinci cümlede, üçüncü cümlede başka bir boyuta geçiyor. Sonra daha derine, daha derine, daha derine, daha derine. Eğer o Allah nasip ettiği oranda o aynı bu rüyada yolculuk edebilir oluşumuz gibi o idrak boyutları içinde gidebiliyor isek, onun oranında o ayetin, o surenin manasına da o oranda derinlikte ulaşabiliyoruz. O yüzden her okuyanın şuur boyutunda açabiliyor sureler kendilerini. Ya da biz bir sureyi okuduğumuz zaman belki 3 sene sonra okuduğumuzda bambaşka bir şey okuyor olacağız. İnşallah aynı yerde saymıyorsak. Ya da belki de 3 gün sonra. Yani öyle bir anlayış, kavrayış gelmiştir. 3 gün önce okuduğunuz sureden bambaşka bir şey okursunuz. Çünkü orada artık açılmış olabilir o. Çok teşekkür ederim. İyi ki söylediniz onu. Yusuf karakteri var filmde. Niçin Yusuf diye bir isim seçmişler değil mi böyle filmde? Hazreti Yusuf kısası geldi. Doğru, aynen. Peygamberliğiyle rüyada. Tamam, aynen öyle. Daha sonra zindandan kurtuluşu da rüyayla, rüya yorumlayarak. Aynen öyle. Hükümdar olması da yine rüya yorumlayarak. Yani, müthiş değil mi? Yani hatırlamayanımız varsa söyleyelim. Hazreti Yusuf Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde işte rüya yorumlama kabiliyetiydi özellikle bize anlatılan peygamber. Ve onun tekamül yolculuğu aynı bu filmdeki gibi ilerliyor. Yani boyutlar arasında geçebilir olmayı o sure bize anlatıyor. Hazreti Yusuf'la ilgili kısa. Yani çok isterim eve gidince o güzel bir çevreden o Hazreti Yusuf, Yusuf suresini tekrar okuyalım hep beraber. Çünkü hem insanın bütün sure boyunca insanın tekamülünü anlatıyor zaten baştan sona. Surenin ifadesi aynen biraz önce dediğimiz gibi. Boyutlar içinde, boyutlar içinde, boyutlar içinde, boyutlar. Ve Hazreti Yusuf'un tekamül öyküsü de zaten bir rüya yorumlayıcısı gibi hayatı idrak edebilir oluşuyla ilerliyor. Anlatıyorum cümle karışık. Yine daha söyler misiniz? Hazreti Yusuf bir rüya yorumlayıcısı olarak tezahür ettiği sürece ve oranda ve o hikaye doğrultusunda kendi tekamül süreci ilerliyor. Hazreti Yusuf'un tekamül yolculuğu hep bir rüya yorumlama üzerinden teması üzerinden ilerliyor. Bütün sureyi okursanız. Şu da çok önemli. Biliyorsunuz peygamberler de tekamül yani şöyle Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberler aslında tek bir hakikati anlatıyorlar ama o insanlık boyu yani o andaki insanlık insanlığın tekamül düzeyi oranında anlatabildikleri için peygamberler içinde de bir tekamül söz konusu. Anlatabildikleri dini hakikati getiriş biçimlerinde bir tekamül söz konusu. Arada şöyle bir fark var. Hazreti Yusuf kıssasında bir rüya tabirinden rüya işte bazı gerçeklik ve rüya paradoksundan bahsedilirken Hazreti Peygamber Efendimiz'de böyle bir şeyden bahsetmeye imkan yok. Çünkü o zaten ayan beyan diyor ki her şeyin, ya bütün yaratılışın, hayatın, bütün boyutların, bütün katmanlarının rüya olduğunu o açık, apaçık söylüyor. Çünkü arada getirilen hakikat tekamül etmiş olduğu için artık bunu insanlık anlayabilir durumda. Bütün peygamber kıssalarının da zaten o hakikati getiriş biçimleri bu şekilde
Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Efendimiz'e kadar tekamül ederek geliyor. Surelerde bunu takip edebiliyoruz yani. Kısa sanatırken şey diyor zaten, Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır diyor. Sanki işte hakikat arayışlı olanların hepsini sanki rüyalarla bir şekilde bir yolda kesişiyor gibi yani. Çünkü aslında rüyalar bize bu alemin nasıl bir alem olduğunu anlayabilmemiz için o kadar çok şey sunuyor ki, ipucu sunuyor ki. Yani orada bedensiz yaşadığımız boyutlar zaten başlı başına bir işaret, yani olayın nasıl olabileceğine dair bize o kadar çok şey sunuyor ki. Merak edip o alemi anlamaya çalışmak insana müthiş bir kapı açıyor. Tabii nasip edildiği oranda. Peki şunu diyebilir miyiz? Biz özür dilerim. Yani rüya normalde hep şeydir. İmajinasyon vardır ya. Hı hı. Aslında hani görsellikten çok böyle hissediş midir rüya aslında daha çok? Her şey şimdi beyinde oluyor vesaire falan ya normalde. Yani bana biraz şey geliyor bu sorular. Ne bileyim hani böyle bilinme teknik eklerinde şey, anlamaya çalışınca böyle hani yazıyı okursun ama yani şimdi ben bir şey anladım mı anlamadım mı bu yazıdan falan olursun. Yani zihnimizin kendi kendine ikna etmek için kurduğu bir takım şeyler oluyor bunlar ama eksik kalıyor. Yani bu kalbin anladığı oranda açılan şeyler değil mi? Yani zihin bunu kendi bildiklerine uyarlamaya çalıştıkça biraz aciz kalıyor. Beni çok şey yapıyor, zihin çok aciz. Evet. Şimdi kalp deyince bir hadis geldi. Resulullah Aleyhisselam şey diyor. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyor. Şimdi biz hani genel olarak uyanmamış insanlar, işte o vahiye tabi olması gereken, teslim olması gereken insanlar gözümüz açık uyuyor. Zaten hadis de başlıyor. Ben bir evinden aldığım en büyük mesaj, bir kere hepimiz korunmaya muhtaçız. Yani diyor ki zaten rüyada olduğumuzu kabul ediyorsak, rüyada bilincimiz korunması. Ondan sonra söylüyor ki zaten adamın en büyük şeyi o, derdi o. Bilinçaltımızı kendini korunacak şekilde eğitebileceğini söylüyor. Yani Resulleri, kitapların, yani hak kitapların, beyinleri, işte müşrikleri zaten yaptığı da bu. Ondan sonra şunu söylüyor. Bunun için ama diyor, beyninize tam olarak girmemeye müsaade etmek gerekiyor. Yani işte en anahtar kurtuluş zaten pardon, sonunuzu geçmesini istiyorsanız diyor. Doğru, aynen. Çok, yani, çok teşekkür ederiz. Aynen. Bir yaşam süreci, eğer biz bu süreçte o tekamül, o seyir sürü adını hallediyorsak, aydınlanma, uyanma. Çünkü biz şu boyutta da, bir üst boyuta göre rüyadayız. Tabii. Bilincimiz korunmasız. Kur'an'da en çok belki de tekrardan ayetlerden biri takva, yani korunmak. Korunursanız kurtulursunuz. Zaten üstünlükte hani insanların hiçbir üstünlük farkı yok. Sadece takva da var. Yani uyanıklık derecesinde var. O da korunmakla alakalı. O da işte bizim algılayamadığımız o kadar çok boyut var ki yani o boyutlar zaten bize işte vahiyle hiç yoruma açık olmadan gelen hak bilgi, işte o gerçek tohum, hatırlamaya çalıştığımız o o asıl şey hepimiz bile şöyle düşünün aklımızda yani tam oturmadı bende ama rüyada olmanın bir kanıtı da aslında biz rüyamızın başını hatırlamıyoruz. Biz hepimiz şimdi doğduğumuz anla itibaren varız diye düşünüyorum. Ve hatırlayamamızı bebek olmamıza bağlıyoruz. Halbuki bizim başlangıcımız orası değil. Aynen öyle. İşte orasını hatırlamıyoruz zaten. Evet. O yüzden bedenle kendimizi özdeşleştiriyoruz. Bana sıkıntı da o. Evet, bu da bize acayip bir şey, böyle olmamalı duygusu veriyor değil mi? O bedende kısıldım duygusu veriyor. Çok güzel bir şey söyledin, çok doğru. Yani şeyin o kadar çok şey konuşamayayım, ben burada şey yapmak istemiyorum. Ben zaten senin söylediklerini her zaman çok seviyorum, biliyorsun. Yani müjde tam teslimiyet, tamamen bu çok, kesinlikle çok güzel bir şey söyledin. Çok teşekkür ederiz. Bu aynen söylediği gibi, yani müjde teslimiyet bu demek zaten. Yani o işte boyut, o yolculuğu ya tamamlamış olduğu geldi. İçin. Orada da bunun söylediği şu aslında ki sahabenin de Resulü Aleyhisselam'ın söylediği cevabı hani annem babam sonra feda sonra Resulullah dediği o. Orada anne ve babayı hatta alimler hani mecazen alıyorlar. Şimdi hem anneden hem babadan bizim aklımız işte anneye hatta duygu babayı akıl olarak mesela vurguluyorlar özellikle.
teknik anlamda, işte bilgisayar anlamda aldığımız tüm, ki hani asıl o işte ne kadar derin inersiniz evde çok kadar paylaşır dediği şey o zaten filmde de. Ne kadar dönüp o bizim gerçekten bizi hakikat ulaşmamıza mani olma perdelerin, anneden babadan genetik olarak işte miras aldıklarımızı, aklımızı işte tabii cüz'e akıldan bahsediyorum. Onu ne kadar bulup keşfedip onları hayır ben bunları bunlar arınmayacağım. Evet, zaten evet. Tezkiye, tasfiye bunlar zaten. Evet, aynen. Hepsini bırakıp işte beni hakikat ulaşacak olan o Resul'e, o Risalet bilgisinin açığa çıktığı kaynağı tam olarak sana feda olsun deyip ona tabi olmak. Aynen işte. Kesinlikle öyle. Çok 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 güzel bir şey söyledin. Yani müşte teslimiyet burada olmazsa olmaz aynen dediğin gibi. Burada hiçbir şekilde aciziyetimizi kabul etmek yetmiyor. Tamam, aciziyetimizi kabul ettikten sonra bir de korunmaya gelmemiz gerekiyor. O da ancak mürşitle. Yani mürşit aktivasyonu format atmayı gerçekleştirirken aslında o rehberlik işlerinde ve koruma işlerinde iplenmiş oluyor ikisi beraber. Girip çıka, onların içinde sonsuz
çeşitlikte bir labirentin içinde yol alarak ancak bu macerayı, yolculuğu, sonsuz hayat ve hayal alemlerini yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla işte her şey perdeyle örtülü, yaratıcıdan perdeliyiz, örtülüyüz diye konuşurken tıpkı nefste olduğu gibi nefs olumsuz bir şey değil. Bu perdeler ve örtüler de olmazsa olmaz. Yani yaratıcının bütün bunları yaratabilmesi için ancak örtüler ve perdelerle biz bu yolculuğa çıkmış oluyoruz. Ve dolayısıyla hem bizi yaratıcımızı örtüyor, her bir perde baktığımız her şey, her bir gerçeklik alemi, hem de aynı zamanda bize onu anlatıyor. Nereden baktığımıza bağlı. Yani biz her bir çevremizdeki işte illüzyon, perde, örtü olarak gördüğümüz her bir anı hem bizi perdeleyen, engelleyen bir şey olarak da yaşayabiliriz. Ama eğer uyanıklık yolundaysak, yüzümüzü doğru yere, yaratıcımıza dönmüşsek, o bizi yaratıcımızla ve kendimizle ilgili bir şey anlatacak olan o anki bilgi, tek yegane bilgimiz. Şey olabilir mi bile, Allah somutlaştırıyor, hani bizim gözle görebileceğimiz bir şey üzerine yemin ediyor. Hani soyut olsa çok idrak edemeyiz ama aya yemin olsun, güneşe yemin olsun, o şekilde. Tabii benzetmeler var, doğru. Benzetmeler, hani bizim gördüğümüz, hani insan soluk bir şey görmek istiyor ya, hani oradan sanki görebilecek. Tabii, yani hayal aleminin işleyebilmesi için hem duyuların hem de aklın çalışıyor olması lazım. Ancak o zaman bir şey oluşturabiliyoruz. Mimar yaptığı labirenti geziyor ya orada, bana göster de diyor, ben bilmem gerekiyor diyor. Orada şey nedir, vurgu? Tam olarak değildi. Şimdi yanlış bir şey hatırlamak istemiyorum. Labirent hazır diyor bir tane. Ondan yardım almak, bir şeyler sormak için gösterir. Benim görmemem gerekiyor bunu diyor. Şimdi orada zaten galiba o Ariadne ile evet Cobb'un arasındaki ilk o işte niçin onun o karısına olan takıntısının sakıncalı olduğunu anlamaya başladığımız yer orası. Yani ilk defa burada bir şey var diyor, risk var, tehlike var. Çünkü sen bu kadına şeysin, yani hala onu bırakmıyorsun. O da her an bir yerden patlamaya, fışkırmaya ve bizim işimizi sabote etmeye tehlike oluşturuyor diyor. O yüzden bilmek istemiyor, o yüzden geçiyor değil mi? Aslında şey gibi mi acaba, hani illüzyona bağlı kalmak gibi. Yani bana hep öyle gibi geldi daha doğrusu izlediğimde. Hani o labirenti bilirsem ben, dolayısıyla illüzyon tekrarlanır zihninde ve ben ona bağlı kalmayı tercih ederim. Yani yok, orada ama tam o karısıyla ilgili problemi açıklamak için kullandı. Ben öyle hatırlıyorum değil mi? Yani orada onun için kullandı ama sizin söylediğiniz daha genel. Yani burada illüzyonun sakıncalı olabilme ihtimali sadece eğer insan bir şeye takıntılıysa var. Hepimiz için geçerli. Yani illüzyonun kendi başına en ufak bir problemi yok. O bir nimet. O bize verilmiş olan lütuf zaten illüzyon. Eğer bizim bir şeye takıntımız varsa problem çıkıyor. Çünkü bırakıcı teslim edeceğiz ya, yaratıcıya dönmek için o bize engel oluyor. Ona yapıştığımız sürece devam etmiyor. Yani o bağımlılık olmasın diye gibi geldi bana da oradaki anlamında. Yani orada aslında Mol'un bağımlılığından kendini kurtarmak evet, için yaptığı bir şey evet, olarak evet. Düşünebiliriz. Evet. Öyle, yani orada bir taktik var. Yani biliyor ki Mol ciddi bir bağımlılığı var, vazgeçemediği bir şey var, bir fikri var. Mol'dan kendini ve aslında diğer herkesi ona bağlı çalışan, onun birlikte yaptıkları her şeyi bozmadan, parçalamadan bunun etkisinden kurtarmak için yaptığı bir daha bir şekilde. Evet, ben çok anlamadan soracağım ama hanım polisler olması, o mimarın ben bunu incelemedim mi demesi, oraları anlamadım. Yani aslında orada oralarda filmin başlarında bizi o mekanizmanın nasıl işlediğini anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden kullanmışlar onu. Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi orada ne oldu? İşte
daha filmin başlarında o. İşte o Japon adam halının üstüne düştü. İşte şey bir rüyası olmadığını düşündü. Evet, oradan oraya uyandı. Aa dedi, işte bu benim halım işte şöyledir böyledir ama görüyorum ki bu halı polyester. Demek ki ben şu anda rüya görüyorum. Ay, benim. Ortak rüya görüyoruz benim. Ama her an ortak rüya görüyorlar zaten. Ortak rüya görüyorduk derken bir de bizim anlatımımız, açıklamamız üzerine söylüyoruz. Evet. Yani o filmdeki ortak rüya aslında o. Orada manipülasyon yöntemi bulmuşlar. Yani orada. Ya şöyle düşünelim. Aslında aynı şeyin benzeri mesela reklamlarda da yapılıyor bize. Biz mesela bir reklam filmi izliyoruz. Son derece yapay bir dünya. Ama eğer kendimizi kaptırırsak oradaki o acayip yapay şeylere inanabiliyoruz. Aslında pek bir fark olmuyor. Belki de bilmiyorum. Bizim o yanlışımız bir şekilde olmuyor mu zaten hayatta? Yani hayatın içerisinde yaşayıp da sonra bunun böyle olmaması lazım dediğimiz sanki bilinçli hatalar. Bize hayatı ve varoluş sürecini sorgulatıp bizi uyanmaya götüren malzemeleri bize vermiyorlar. İşte tamamen aynen katılıyorum bu bazı anlarda ya bu böyle olmamalı saçma sapan bir şey bu ya yeter ya falan deyip uyanmamıza sebep olur bazı durumlar. Ondan bahsediyorum. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Tam şimdi yeni bir hakikat bilgi size yerleşecek yani bunun için uzun bir ortam hazırlandı. Tam bir yenilenme geçecek. Yeniden doğacaksınız belki. O sırada eski bildiklerinize böyle yakın bir şey hissediyorsunuz. Bir anda ezber geliyor. Tüm o yeni inşa olacak o binayı yerleştiriyorlar. Yine biz o bilgiyi 10 yaşında aldık. O ezberledik. Alışkanlıklar tabii üzerine öyle defalarca tekrar etti. Yine diyorsun ki zaten Kur'an'ı çok eleştiriliyor. Eskilerin masalları diyor işte o beyin yapısı. O kilitlenmiş beyinler. Eskilerin masalları. Yeni bir şey anlatılıyor. Tabii yeni bir şey anlatılıyor. Sürekli yenilenen, Allah hemen yeni bir şanlıdır diyen bir Kur'an. Evet. Sürekli yeni bir şey anlatıyor. Sünnetullah da asla tekrar yok. Her an yeni bir inşa var. Aynen. Ama kilitlenmiş beyin. Hepsinin alt basamakları. Rüya aleminin zihni. En böyle işte alt katmanları. Hemen diyor ki bu eskilerin masalları. Göremiyor o kişi hemen. Kesinlikle çok doğru bir şey söylüyor. Orada eskilerin masalları. Bugünü bence filmdeki o şey ayrıntı değil yani çok önemli. Eskilerin masallarından mesela insan şöyle anlayabilir. Hani bize öğretilmiş olan, gelmiş olan, hazır verilmiş olan bilgiler olarak da algılayabiliriz. Ama eskilerin masalları aynı zamanda kendi eskilerimizin masalları. Yani bizim bütün daha önceki geçmişimiz eskilerimiz aslında. Yani biz ayrıca kendi ölülerimiziz de. Yani kendi geçmişlerimizi, kendi ölülerimizi yaşatıyoruz. Halbuki o gerçekten bırakmış olsa, gerçekten anda olsak o eskilerin masalları olmayacak, onlar bizim kendi masallarımız inanıyoruz dedi. Çok güzel bir şey söyledin. Aynen de öyle oluyor, helal olsun yani. Mesela çok güzel bir şey söyledi. Yani tam böyle bir şeyi idrak etmeye yaklaştığımız anda nasıl bir anda nefsin gelip böyle tak diye ona sabote ettiği. Çok yaşıyoruz. Çok yaşıyoruz, çok doğru, bravo. O zaman da herhalde şey dememiz lazım, o anda kalıp işte ben yaratıcıyla karşı karşıyayım. Dediğimiz zaman kılınca inşallah. Aynen öyle işte. Yani o anda geldiğin anda zaten iman o an zaten. İman an. Leap of faith dediği şey o. Aynen öyle. Yani o yüzden aslında iki hafta olsun diye geçirmiştim gönlümden ama bilmiyorum ister misiniz? Yani şahsi fikrim daha bitmediydi ama şöyle de bir şey var. Başka filmlerle de devam edebiliriz. Yani, sonra tekrar Inception'a dönelim. Yani öyle. Yok hayır yani başka filmlerde de Inception'ı anlatabileceğiniz şeyleri diyeceğiz aslında. Orası doğru. Mesela Mr. Nobody'yi düşündük bundan sonra. Yani bunun devamı. Evet aynen de orada aynı şeyleri konuşacağımız için uzatmayıp belki de Inception için ikinci başka bir şey yaparız. Evet. Evet, başka bir şey söyleyeceğim. Polyesterle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla polyester işte yoğunlaşmayı anlatıyor normalde. Yani yoğunlaşmanın gerektirdiği bir polimer. Hani filmlerde mesela rüya yoğunlaşmak amacı güdüldüğü için belki böyle benzetme yapılmış olabilir. Zaten o da bej renkli. Bej renk insan tenini anlatır sinemada. Öyle.
polyester en yapay maddedir değil mi? Yapaydır ve şeydir hani yoğunlaşma polimeri gerektirir. Aynen. Polimerlerin en yoğunlaşmış halidir polyester. Belki bu olabilir yani. Her şeyin, her yorum doğru. Tabii özellikleri yani kesinlikle özellikleri çünkü filmde hiçbir şey tesadüf değildir. Yönetmen bilerek oraya koyar. Müthiş bir yönetmen. Bayılıyoruz onu. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim.